Bizim ailece işin içinden çıkamadığımız bir husus var demişler. Bize yardım ediniz Allah razı olsun Henüz sağ ve aklı başına bir babamız var. Kendisinin mal varlığı da mevcut. Kendisine ait olan bir bina için çocuklarının rızası olmadan şöyle bir şey istiyor. Malının bir kısmı olan bir binadan kiralar alıyor. E, diyor ki ben sağ olduğum sürece buranın kirasını alacağım. Ben öldükten sonra sizler buradan hiçbir şey almayacaksınız. Burayı vakfedeceksiniz. Bu vasiyet geçerli midir? Sualde e, dikkatimi çeken bir ifade oldu. Çocukların ee, rızası olmadan diyor. Bir orası var, bir evet. de henüz sağ ifadesi kullanılıyor babası hakkında. Yani sanki temenni edilen şey e, aslında babanın e, ahirete intikal etmesi. Yani an itibariyle henüz hmm. sağ e, ve bizlerin de rızası olmadan kendi malında böyle böyle yapmak istiyor. E, ve bu noktada ne yapabiliriz? Her şeyden önce evlat baba ilişkisinde veyahut da evlat anne ilişkisinde babanın ya da annenin ölümünü temenni etme ya da ölümünü temenni ettirecek bir takım hal ve hareketlerde bulunmak asla doğru bir şey değildir. Elbette çok büyük bir yanlışı olan bir işlemdir baba ne kadar kendince evlada yanlış yapmış ol olsa da veya anne ne kadar zulmetmiş olsa da neticede onun baba olma veya anne olmaklığından dolayı bir evladın böyle bir temenni içine girmesi asla doğru bir şey değildir. Bunu öncelikle vurgulamak isterim. Bir de baba ne kadar kötü olursa olsun yani hocam hani kaybedenler daha iyi bilir baba olarak evet. veya annesini kaybedenler o anne babanın o üzerinize vermiş olduğu güç kuvvet veya size yanında olması, hiçbir şey yapmasa dahi, kötü dahi bile olsa onun vermiş olduğu kuvveti zaten öldükten sonra anlayacaklar evet. da onu da bildikleri zaman hocam böyle konuşmayacaklardır. Evet ancak burada babanın diyor ki kendi bir mülkü vardır. Kira gelirleri vardır. Ve burada da bir vasiyette bulunuyor. An itibariyle vakfetmiyor. Diyor evet. ki ben ölünceye kadar ben kullanıyorum. Öldükten sonra ise burayı falan yere vakfettim. Belli bir kısmını diyor hocam. İşte burada Malın önemli bir olan şu. Evet. Madem ki bu bir vasiyet kabilindendir. Vasiyette ise bir kimsenin öldükten sonraki mal noktasındaki tasarrufu İslamiyet belli bir sınırla sınırlandırıyor. Yani genel olarak malda hükmünü iptal ediyor. Çünkü mal gelip geçicidir, yani bugün o malın maliki sensin, ama mal durur maliki değişebilir. Evet. ve kişi ölümünden sonra mal üzerine yapacağı tasarrufları şer şerif sadece üçte birden geçerli kabul eder. Üçte bir ötesinde konuşma yetkisini kişiye bırakmaz. Evet. Eğer o babanın bahsetmiş olduğu o mülk ne ise bütün mal varlığın, bütün mal varlığının, üçte birini aşmıyor ise bu bir vasiyettir ve geçerli bir vasiyettir. Burada çocukların rızasını alma mecburiyeti de yoktur. Yani hukuksal anlamda da, dini anlamda da bu vasiyet geçerlidir. Hı. Ama şöyle demişse yani ben ölünce böyle böyle yapın şeklinde çocuklarına bir tavsiye niteliğinde bunu söylemişse e, bu bir vasiyet olmaz. E, o konuda da çocuklar yapar yapmaz kendi bilecekleri bir şeydir. O yüzden öncelikle şunu vurgulamak gerekir. Bu bir vasiyet midir yoksa vasiyet değil midir? Hı ama vasiyetse o zaman üçte biri açmış mıdır üçte biri açmamış mıdır üçte biri açmışsa o fazlalık kısım geçerli değil ama üçte biri açmamışsa bu vasiyet ay tamamıyla ay. geçerlidir ve dediği gibi yapılır çocuklar buna razı olsa da olmasa da sonucu değiştirmeyecek. Ama gelelim diğer bir tarafa peki bir babanın e, muhtaç olan çocukları varken onlara rağmen malını onlara değil de e, başka hayır cihetlerine çevirmesi doğru olur mu olmaz mı? Hmm. Yani çocuklarının bundan sonraki hayatlarında muhtaç olma durumları söz konusu mu değil mi? Tabi burada çok genel ifade kullanmak doğru olmaz. Niye? Çünkü bir baba niçin böyle bir şey yapabilir? Bir ahirete intikal ediyor. Artık ahirette kendisine daimi bir gelir gelsin. Çoluk çocuğundan bu bağlamda bir umudu yok yani hayırlı bir nesil kendince bırakamamış çünkü ameli yani inkıtaya uğramayan sadakayı cariye kabilinden olan amellerden bir tanesi de hayırlı evlattır. Hayırlı evladı kendince yetiştirememiş veya bir şekilde oluşmamıştır. Bundan dolayı böyle bir gayret içinde olabilir. Veyahut da bir takım nefsani duygulardan dolayı çocuğuna olan kızgınlığından kaynaklı da bunu yapabilir. O yüzden bunu neden yaptığını bilmeli, bunu bir soruşturmalı. Gerekirse hatta işte hürmet ettiği, ilmine güvendiği, amelinde takvalığına güvendiği ehli hıbri olan bir hoca efendiyle de istişare yaparak o babalardan bahsediyorum. Yani ben böyle böyle yapmayı düşünüyorum. Siz ne düşünürsünüz diyerek istişareli bir şekilde böyle bir işlemde bulunursa daha isabetli olacak kanaatinde inşallah. Evet hocam.